Gezegenimizdeki en gizemli yerlerden biri. Adı Mariano Çukuru. Dünya üzerindeki en derin nokta. Mariano Çukuru'nun derinliklerinde yaşayan yaratıklar, burayı araştırmaya gelmiş olan bilim insanlarına büyük bir korku salmıştır. Burada var olan yaşam, karadaki yaşama göre çok daha farklı. Bildiğiniz üzere, dünyada bulunan okyanuslar hakkında çok az şey biliyoruz. Üstelik elde edilen çoğu bilgi, devletler tarafından kasıtlı olarak insanlıktan gizleniyor. Ancak okyanuslar hakkında sınırlı bilgiler bile bizlerin anlama kapasitesinin oldukça üzerinde. Öyle ki Mariano Çukuru bunun en iyi örneklerinden biri. Pasifik Okyanusu'nun batısında bulunan Mariano Çukuru, yeryüzü kabuğunda yaklaşık 2550 metrekarelik bir uzunluğa ve 69 kilometrelik bir genişliğe sahip ve adeta ters döndürülmüş bir dağa benziyor. Okyanusların en derin noktası olan Mariano Çukuru birçoğumuz için aslında yeni bir konu. Zaten bölgeyle ilgili çok fazla da veri yok. Yaklaşık 11 kilometre olan çukurda normal deniz derinliğinde hissedilenden tam 1000 kat daha fazla basınç var. Kısaca burada dalış yapmak bir intihar. Ancak modern teknoloji sayesinde ve birkaç cesur insan sayesinde doğaya karşı koymak, Mariano Çukuru'nu keşfetmek biraz da olsa mümkün oldu. 12 ton ağırlığındaki özel yapım denizaltıyla Pasifik Okyanusu'ndaki dünyanın en derin yeri olan Mariano Çukuru'na tek başına dalış yapan ödüllü yönetmen James Cameron, çekilen videolarının ilkini yayınladı. Cameron, dalış hazırlıklarıyla başlayan videoda 11 kilometre derinlikte yaşadıklarını anlatıyor. Daha sonra karanlık, kapkaranlık bir okyanus tabanı görülüyor. Kanadalı sinema yönetmeni James Cameron, bilim meraklılarının büyük ilgi duyacağı nadir bir işe de imza atmış oldu. Cameron, özel denizaltısıyla Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve dünyanın tabanı diye adlandırılan Mariano Çukuru'nda tam 3 saat geçirdi. Denizaltının içinde Cameron'a kalan 6 santimetrelik çelikle kaplanmış alanın genişliği 1 metre. Yönetmen bu daracık alanda dizleri kırık ve neredeyse tamamen hareketsiz saatlerce kalabilmek için uzun süredir her gün yoga ve koşu yapıyordu. Denizaltıda 11 kilometre derinlikteki basınca dayanıklı 3 boyutlu kameralar ve bir stereoskopik kamera var. James Cameron daha önce 33'ü Titanic filmi olmak üzere 72 kez derin su dalışı gerçekleştirmişti. Dünyanın bugüne dek dalış denemelerinde yaşanan kazalar sebebiyle de 5 kişinin hayatını kaybettiğini de hatırlatmakta yarar var. Onların sayesinde bildiklerimizle bu çukuru anlamaya çalışıyoruz. İşte Mariano Çukuru ile ilgili birbirinden ilginç bilgiler. İnanılmaz su sıcaklığı. Normal şartlarda derinliğe indikçe suyun buz gibi olması gerekir. 1 ila 4 derece arasında kalır ama Mariano Çukuru'nda bu durum biraz değişik. Burada bulunan siyah duman adı verilen su altı kanalları deniz altındaki canlıların yaşaması için bir alan oluşturuyor. Bunun üzerine ciddi basınç da eklenince çok ilginç bir şekilde su sıcaklığı düşmüyor. Ilık şekilde kalıyor. Aslında ölçülen sıcaklık 35-40 derece arasında. Yani insanın yüzemeyeceği sıcaklıkta ama işte basınç size bunu hissettirmiyor. Dev toksik amipler. Mariano Çukuru'nda inanılmaz boyutta amipler var. Bu tek hücreli canlılar bulundukları yaşam alanları nedeniyle bu kadar büyüyorlar. Ortamın ısısı, yüksek basınç ve gün ışığından yoksun ortam onlar için tam bir yaşam alanı. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemleri de her türlü öldürücü maddeye karşı inanılmaz dayanıklı. Saf sıvı karbondioksit. Mariano Çukuru dünya üzerinde sıvı karbondioksit bulunan önemli bir yer. 2005 yılında suda çıkan kabarcıklardan şüphelenen deniz araştırmacıları tarafından keşfedildi. Detaylı incelemede bunların sıvı karbondioksit olduğu anlaşıldı. Suda karbondioksit olması yüzmemizi engelleyebilir ama farklı bir yaşam alanı araştırması için de önemli bir ipucu vermektedir. Dev midyeler. Mariano Çukuru'nda yoğun su basıncı sert kabuklu bir canlının hayatta kalmasını zorlaştırır. Kuşkusuz sert kabuklu bir midyenin burada keşfi yukarıdaki cümleyi de çürütüyor. 2012 yılının başında keşfedilen bu midyeler büyük oranda serpantinli kayaların yakınında bulunuyor. Serpantin kaya yaşamın etrafını şekillendiren hidrojen ve metan gibi hayat veren mineraller açısından zengindir. Kimse midye kabuklarının basınç altında bu kadar sağlam kalmak için nasıl geliştiğinden emin değil. Su basıncının yanı sıra suda oluşan hidrojen, sülfür de aslında midyeler için ve diğer canlılar için de ölümcül bir şey. Fakat bunlara direnecek kadar kuvvetli kalmak için sıra dışı bir sağlamlığa sahipler ve bunun nasıl olduğu da bilinmemekte. Dip çamuru. Bir sahilde denizin içine doğru yüzdüğünüzde ilk önce kum vardır. Daha derinlere doğru yüzdüğünüzde
gördüğünüzde göreceğiniz ise dipte çamurdur. Çünkü burada işin içine farklı mineral ve organizmalar dahil olur. Mariana Çukuru da tabii aynı mantıkta. Burada kırılmış deniz kabukları, plankton ölüleri gibi maddeler de çamurda farklı bir bataklık halini alır. Yoğun basınca karşı her şey dibe çöker ve değişik sarımtırak bir çamur görünümü başlar. Sıvı sülfür, su altı volkanı Daikoku yaklaşık olarak 414 metre kadar derine kadar iner ve Mariana Çukuru'nun içindedir. Tabii çukur daha da derinlere devam eder ama kısaca çukuru önemli kılan konulardan biri de bu. Daikoku normal şartlarda yüzeyde görülmese de tam bir sülfür kaynağı. Bu özellik bir burada bir de Jüpiter'in yüzeyinde var. Kaya köprüler. 2011 yılı sonlarında Mariana Çukuru'nda 69 kilometre uzunluğunda 4 adet kaya köprüsü bulunmuş. Pasifik ve Filipin tektonik alanlarının bunları oluşturduğu düşünülüyor. Her ikisinin de tepe noktaları görünebiliyor ancak tam olarak neye hizmet ettikleri ise henüz bilinmeyenler arasında. O kadar derin ki Everest'i ters çevirip başını bu noktaya denk getirsek dahi yüzeye 1 kilometrelik mesafe kalmakta. Yapılan son ölçümlere göre en derin noktası yaklaşık 10.994 metre. Uzunluğu 2542 kilometre, genişliği ise 69 kilometredir. Suyun içine atılan 1 kilogram kütleli metalin tabana ulaşması yaklaşık olarak 1 saat sürer. Mariana Çukuru'ndaki dip noktasındaki basınç ise yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1000 kat daha fazla. Bu basıncın gücünü daha kolay anlatabilmek adına şöyle bir örnek verebiliriz. Ortalama ağırlıktaki bir insanın 30 santimetre karelik bir alana uyguladığı basıncın neredeyse 10.000 katı. Yani üzerinize 10.000 adet 100 kilogramlık insanın çıkması gibi bir şey. Bu basınçtan ötürü bu derinlikte suyun yoğunluğu %4.96 civarından fazladır. Mariana Çukuru'nda hayat belirtileri var. Yapılan araştırmalar aşırı basınçlı ve soğuk ortamda yaşayabilen birçok mikroorganizma, balık ve yengeç türünü ortaya çıkarmıştır. Örnek vermek gerekirse teleskop ahtapotu, Dumbo ahtapotu bunlardan birkaç tanesi. Buradaki yaşamın temel dayanağı 300 dereceye ulaşan volkanik püskürmeler ve buradan çıkan sülfürü metabolize edebilen bakterilerdir. Mariana Çukuru'nda yaşayan balık türlerinin hayatları yüzlerce yılı bulabilmektedir. Buradaki canlıların prehistorik dönemden kaldığı da düşünülmektedir. 25 Mart 2012 tarihinde ünlü yönetmen James Cameron, Dikey Torpil adlı özel denizaltısıyla Mariana Çukuru'na tek başına inmeyi başardı. 156 dakika dünyanın tabanına inen 3 saat incelemelerde bulunan yönetmen James Cameron, beklenenden daha kısa sürede 70 dakikada yüzeye çıktı. James Cameron tarafından bizzat tasarlanıp Avustralyalı mühendislerce inşa edilen denizaltı Mariana Çukuru'nda bulunan metrekare başına 7250 tonun üzerinde basınca dayanıklı olarak inşa edildi. Deniz seviyesindeki basıncın 1100 kat daha yüksek olduğu derinlikte yaşayan bakteri miktarı denizin 5-6 kilometre derinliğinde yaşayan bakteri miktarından neredeyse 10 kat fazla. Derin denizlerdeki çukurlar ölü deniz canlılarını, yosunları ve diğer organik canlıların oluşturduğu akıntılarla beslendiği için mikrobiyolojik yaşama uygun yerler olarak biliniyor. Ayrıca bölgede sık yaşanan ve sığ sulardaki maddelerin yer değiştirmesine neden olan depremlerin de derinlerdeki besin zenginliğine katkıda bulunduğu düşünülüyor. Hoşçakalın.